Şurada dendiğine göre boyalı bölgelerin alanları eşitmiş. Ben orayı tam okumamışım. Yani şuraya S dersek alanına, bu da S'miş. Eşitmiş. Sorulan şey de X. Ben o kısmı görmedim. Tabii biraz afallamıştım. Şimdi bu ne anlama geliyor acaba? Bu ne anlama geliyor? Şimdi eğer şu boy beyaz alana da A dersek, aslında BCD üçgenine bakarsanız alan BCD nedir? A artı S. Yarım dairenin alanına bakarsanız o da A artı S. Yani çıkan sonuç aslında yarım dairenin alanı ile dik üçgenin alanı eşit birbirine. Yani buradan dik üçgenin alanına geçebiliriz. Yarım dairenin alanını hesaplamak için yarıçapın 3 olduğunu söylemiştik. Burası 3. Burası 3. O zaman pi kare bölü 2 yaparsak R'ye 3 koyduğumuz zaman 9 pi bölü 2 yapıyor. Yarım dairenin alanı. Üçgenin alanına baktığımız zaman taban şurası 1. Burası 4, 5 yaptı. Dik kenar 5. Diğer dik kenar x bölü 2. İşte bu iki alan ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Yani 5x eşittir 9 pi çıkıyor. Yine bir şeyde hata yaptık galiba ama. Ya pardon, burası 4 ama 5 değildi ki, zaten ben yanlış düşünmüşüm. Şurası zaten 4'tü buraya kadar. 4 BC zaten. Burası 4 olacak. 4x. Düzeltiyorum. 4x bölü 2'den, yani 2x olacak. O zaman şöyle silelim. O zaman 2x eşittir 9 pi bölü 2'den. 2'ye de bölersek 9 pi bölü 4 çıkacak cevap o zaman. Yani şu pembe bölgelerin alanlarının eşit olması aslında bize şunu sağlıyor. Yarım dairenin alanı ile dik üçgenin alanı birbirine eşit oluyor. ABCD karesinin içine B ve D merkezli eş çeyrek çember yayları çizilmiş. AB 6 olduğuna göre taralı bölgenin, boyalı bölgenin alanını bulacağız. Dün buna benzer soru yapmıştık. Demiştik ki şu köşegeni çizdiğimiz zaman şu alana S dersek bu alanda S olur. Yani bir yaprağın yarısı gibi düşünelim. Bunlardan bir tanesini bulmak istersek, mesela şunu bulmak istersek, bunu nasıl bulabiliriz? Şu çeyrek daireden ne yapacağız? Şuradaki üçgeni çıkartacağız. Dairenin yarıçapı 6'ymış. Çeyrek olduğu için pi kare bölü 4 yapacağız. R 6 karesi 36. 36 pi bölü 4'ten 9 pi çıkıyor. Çeyrek dairenin alanı. Üçgenin alanı ise 6 çarpı 6 bölü 2'den. O da 18 yapıyor. O zaman 9 pi'den 18 çıkararak S'i buluruz. Ama bize 2S lazım. O zaman 2 ile çarpacağız. 18 pi eksi 36 olarak bulabiliriz. Yani dün yapmıştık, buna benzer aynı şekilde yapmıştık zaten. Dördüncü sorumuz. O noktası dairenin merkeziymiş. BAC açısı 30 dereceymiş. BC yayının uzunluğu 2 pi'ymiş. Verilenlere göre boyalı bölgenin alanını bulacağız. Verilen boyalı bölge aslında bir daire parçası. Daire parçası da nasıl bulunuyordu alanı? Daire diliminden yola çıkarak. Ama bu şu an daire dilimi değil. OB ile OC'yi birleştirirsek işte bu daire dilimi oluyor. Bu daire diliminden, yani OBC'nin oluşturduğu daire diliminden şu üçgenin alanını çıkararak ne yapabiliriz? Şu boyalı bölgeyi bulabiliriz. BC yayının uzunluğu 2 pi'ymiş.
Şimdi 30 derecelik çevre açının gördüğü yay 60 derece aslında. BC'nin açı olarak karşılığı 60 derece. O zaman şu açı da 60 derece oluyor merkez açı. 60 derece oluyor. İşte önce buradan R'yi bulmamız lazım. Çünkü bunlar yarıçap. Önce bunlara ulaşmamız gerekiyor. Şimdi çevreden gideceğiz işte. Şu çevreden gideceğiz. 60 bölü 360 alfa bölü 360 çarpı 2 pi r. 2 pi r bize yayın uzunluğunu verecek. 2 pi verecek. 60 bölü 360 1 bölü 6. Demek ki r'nin 6 olması lazım ki buradan 2 pi çıksın. Demek ki yarıçap 6. Buradan r'yi 6 buluyorsunuz. Yay uzunluğunda. Şimdi alana geçersek daire diliminin alanı alfa bölü 360 çarpı pi r kare eksi üçgenin alanı sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı r çarpı r 6 çarpı 6 çarpı sinüs 60. Sol taraf 1 bölü 6 yaptı şunlar. Bir de buna gidince 6 pi kalıyor solda. Eksi sin 60 1 bölü 2. Pardon, kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2. 2 kere 2 4, 36, 9 kök 3 kalıyor galiba. Yani 6 pi eksi 9 kök 3 olur. Daire parçasının alanı. Eş daire biçimindeki iki kasnak aşağıdaki görüldüğü gibi birbirine teğet bir biçimde konumlandırılmış. Bu kasnakların etrafı gergin birikliğe sarılmış. Tamam. Yarıçaplar 4'müş. İpin uzunluğu sorulmuş. İpin uzunluğu çember merkezinden şuraları birleştirirseniz teğetin değdiği noktaları birleştirirseniz İpin uzunluğu şöyle oluşuyor. Şurası var. İki tane düz çizgi var. Bir de şuradaki yarım çemberler var. Şöyle. İki tane yarım çember zaten bir çember. O zaman bir tane çemberi bulacağız önce. Şu iki yarımdan. 2 pi r'den. Yarıçap 4 zaten. 8 pi yapıyor. O iki tane yarım çemberden oluşan tam çember. Şunlar aynı zamanda 4 4 olduğu için bunlar 8'er birim aslında. 8 8 16 da oradan geliyor. Toplamda 16 artı 8 pi olarak ifade edebiliriz. İpin uzunluğunu. Yani Edirne. Altıncı soru. Şekilde AD, BD ve CD çaplı yarım çemberler D noktasında teğetmiş. Hepsi verilmiş. 8, 4, 8 verilmiş uzunluklar. S1 ve S2 içinde bulundukları bölgelerin alanlarını gösteriyormuş. S1 ile S2'nin farkı sorulmuş. Şimdi öncelikle şu yarıçapı 4, 4 bunun. Yarıçapı 4 olduğu için bunun alanı pi kare bölü 2'den pi çarpı 4'ün karesi bölü 2'den 8 pi çıkıyor. Şuradaki alan. BD çaplı olanın BD çaplı olan yarı çapı 4, 4, 4, 12 çapı 6 oluyor yarı çap. O da pi çarpı 6'nın karesi bölü 2'den 18 pi yapıyor. Aradaki S2 ise 18 pi'den 8 pi çıkar. Yani burası 10 pi çıkıyor arkadaşlar. Şurası 10 pi çıkar. Toplam 18 pi çıkıyor. En büyük yarım dairenin alanı pi çarpı çapı 8, 4, 8 yani 20 yarıçap 10 yapıyor. Pi kare bölü 2'dir. 50 pi'dir en büyük yarım daire. 50 pi'den ikinci numaralı yani BD çaplı 18 pi atarsak yani 18 pi ile olalım çünkü. Ne olur? 32 pi olur şu arasında. Böylece burası 8 pi. İkisi beraber 18 ama arası 10 pi. Hepsi beraber 50 yapması lazım. Doğru, 50 pi çıkacak. Doğru. Şimdi S1 ile S2'nin farkı 32'den 10 çıktığı zaman 22 pi olarak burada bulunabilir.
Yedinci sorumuz. O merkez yarım çemberde. Biraz büyütelim. CAB açısı 65 derece. OB yarıçap 2 kök 3 demiş. Boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye sormuş. Kök demiş. 65 demiş. Şimdi bir kere burası yarıçap, burası yarıçap, burası yarıçap. Yani bu 65'lik olan üçgen, hem burası da 65. İkizkenar olduğu için. 65, 65 daha. 130. Burası da 50 derece oluyor. Yani buradan şu daire parçasını bulabiliriz. Şu daire diliminden, o AC'nin oluştuğu daire diliminden şu üçgenin çıkartacağız diyeceğim ama orada kaçlar çok düzgün çıkmadı. Otuz, 50 yaptı. Evet, açılar düzgün çıkmadı. Başka ne var acaba? Buranın 90 olduğunu söyleyebiliriz bir de. O var. Çapı bölen çevre açı 90. Anladım galiba. Tamam, şimdi oldu. Yani 90 da çok önemli değil. Şunu fark ettim. Aslında tepe noktası C olan CAB üçgeninde burası S ise bu da S olacaktır. Neden? Çünkü yüksekliği aynı iki üçgenin tabanları oranı alanların oranıdır. Yani buraya S dersen burası da S olur. Buraya da A dersen sarılı alan nedir şu an bize sorulan? A artı S. Ama aynı zamanda A artı S şuradan baktığınız zaman şuradaki daire dilimi yapıyor aslında arkadaşlar. Yani şu alanı buraya taşımış olacağız. Tabanların oranı, alanların oranı olduğu için bunlar eşit dedik. Pembe olan üçgen şekillerden birincisi A, ikinci S, A artı S bize soruluyor. Ama bu S değil de bu S alırsak A artı S şuradan daire dilimi yapıyor. Burayı 50 derece bulmuştuk az önce. O zaman 50 derecelik daire diliminin alanını bulduğumuz zaman işlem bitiyor. Evet. O zaman şöyle yapalım. Alfa bölü 360, 50 bölü 360 çarpı pi r kare yarıçap 2 kök 3. Bu da 50 derecelik daire diliminin alanı oluyor. Buradan sıfırlar gidince 5 bölü 36 pi 2 kök 3'ün karesi de 12 yapar. 12 ile 36 sabitledim. 3 5 pi bölü 3 çıkıyorsunuz. Evet, bol. Diğer türlü zaten çıkmayacağı belli. Çünkü açılar çok düzgün değil. O açılar özel açılar olmadığı için işte üçgeni ayrı bulayım, daire parçasını ayrı bulayım. Zaten mümkün değildi. Bu üçgenler eşit değil ama alanlar eşit olduğu için bu alan yerine bu alanı kullanınca, alan taşıma yapınca rahatlıkla çözebildik. Şekil 1'deki O merkezli yarım daire biçimindeki karton AB ve AC doğruları boyunca kesilip üçgen atılıyor. Evet, şu sağdaki şekilde gidiyor. Tamam. AO diktir. BC'ye. Tamam. AO 4'müş. Şekil 2'deki pembe boyalı bölge dedim. Alanları toplama kaç olur demiş.
Şimdi ya şey belli. Daire, yarım daireden ne yapacağız? Yarım daireden. Hatta bu da dik üçgen şuradan. Çapı gören çevresi 90 çünkü. Bu dik üçgenin alanını bulup şeyden çıkartmak lazım. Daireden çıkartmak lazım. Ama şimdi o merkez mi onu söylemiş ama. Herhalde merkez anladım üzeri. Oradan dine göre burada başka şey yazmamış ama. O zaman yarıçapları 4 alacağız. O zaman üçgenin alanı 4 çarpı 8. Hipotenüs 8 evet. 4 çarpı 8 bölü 2'den 16 santimetre kare oluyor üçgenin alanı. Yarım dairenin alanı ise pi kare bölü 2'den yarıçap 4 olacak. Pi çarpı 16 bölü 2'den 8 pi yapar yarım daire. 8 pi'den de 16'yı çıkarınca o iki tane boyalı bölge kalmış oluyor. O merkezi çemberde CA diktir OB'ye. OA eşittir AB eşittir 4. Bölgenin boyalı bölgenin alanını bulacakmışız. Şöyle bir isim yarıçapı görelim bir. Yarıçap 8 oluyor. 4, 4, 8. Bu üçgene dikkat edersek 4, 8'in yarısı bu ancak 30, 60, 90 üçgeninde mümkün oluyor. 30, 60, 90 üçgeni çıkar. Bu taralı bölgeyi bulmak için ne yapacağız? Bu daire diliminden, 60'lık daire diliminden üçgenin alanını çıkartacağız. Alfa bölü 360, 60 derecelik dilimi hesaplıyorum. Çarpı pi kare. Yarıçap 8. Oradan 1 bölü 6 çarpı pi çarpı 64. 32 pi bölü 3 çıkıyor. Daire diliminin alanı. Üçgenin alanı ise 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 köküçtür. O da 4 çarpı dik üçgenin alanını buluyorum. Bölü 2. O da 8 köküç çıkıyor. Yani 32 pi bölü 3 eksi 8 köküç. Yani A şıkkı. Evet, soru 10'a geldik. Neymiş bakalım. Şekilde B merkezli çeyrek çemberler verilmiş. Bu pembe boyalı olanlar galiba. Evet. E'de dikmiş AC'ye. EF ile FC eşitmiş. BF de 2'ymiş. Buna göre ne diyor bakalım? Boyalı bölgelerin alanları toplamını bir kere burası 90 olduğu için ve 90'dan da kenar ortaya inildiği için ne var arkadaşlar? Muhteşem üçlü burası. Yani burası da bunlara eşit oluyor. Şu üçü birbirine eşit oluyor. Muhteşem üçlüye göre. O zaman bunlar da ikişer bir inileceğiz. Yani hipotenüs 4 oldu. Bu bir. Aklıma gelen bu. Zaten buna küçük R, buna büyük R dersek bu büyük R yarıçaplı çeyrek dairenin alanı pi çarpı 1 kare bölü 4. Diğeri ise pi çarpı küçük R kare bölü 4. Bunları sormuş bize. Bunları da pi bölü 4 parantezine alırsak aslında R karelerin toplamı lazım. Az önceki bir soruda da yapmıştık. Şu üçgende Pisagor yaparsanız burası R, burası da küçük R olmak üzere. Büyük R kare artı küçük R kare eşit hipotenüsün karesi hipotenüs 4 karesi 16. Demek ki şunları yerine 16 yazabiliriz. O zaman pi bölü 4 çarpı 16 olur. Ve sonuç 4 pi olarak bulunur. O noktası çemberlerin ortak merkezi 2AO 3AC'ymiş. Yani AC'ye 2K dersek OA 3K olacak. Bu şekilde söylenmiş. Taralı bölgenin alanı 48'miş.
OAB daire biriminin alanı. Şurası soruluyor. Üçgenlerde benzerlik olduğunu söylemiştik. Aynı şey üçte pardon. Daire bilimler arasında. Üçgendeki benzerliğe benzeri üçgen yerler. Ama neydi oradaki şey? Alanların oranı, yani küçük daire dilimi OAB'nin alanının büyük daire dilimi OCB'ye, yani S artı 48'e oranı, benzerlik oranının karesidir. Benzerlik oranı ise 3 bölü 5'tir. Bunun karesidir. Bunu kullanacaksın. Aynı üçgende olduğu gibi. 3 bölü 5 benzerlik oranının karesi küçük daire bölü büyük daire biriminin alanına çıkacak. O zaman 3 bölü 5'in karesi 9 bölü 25. İçler dışlar çarpımı yaparsak 25S 9S artı 9 çarpı 48 olarak kalsın. 9S'i karşıya atınca 16S kalıyor. 16S eşittir 9 çarpı 48. 16'ya da böldüğümüz zaman 3 kere 9, 27 çıkıyor S. Cevap 27. Yukarıdaki şekilde O2 ve O1 merkezi yarım çemberler varmış. Tamam. O1 O2 arası 2 santimetre. AC ile de CO1 eşitmiş. Okey. Boyalı bölgenin alanını bulacakmışız. Şimdi o zaman şu CO1'e x dersek aslında şurası 2 artı x oluyor. Bu tarafı da 2 artı x olacak. Yani buraya 2 artı x yazabiliriz. O iki merkezli çemberin yarıçapı 2 artı x olur. Buraya da x diyelim. Tamamdır. Buradan x'i bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Çünkü O1 merkezinin yarı çapı, yani şurası ile burası eşit olmak zorunda. Yani bu yandan gidince 2x eşit olmalı. Bu yandan da 4 artı x'e. X'in buradan 4 olduğu açığa çıkıyor. O zaman büyük yarım dairenin yarı çapı 2x'tir. Yani 8'dir. O zaman pi çarpı 8'in karesi bölü 2 yapacağız. Büyük dairenin yarısı. Eksi. Küçüğün yarıçapı 2 artı x 6 oluyor. O da pi çarpı 6'nın karesi bölü 2 olacak. Yani 32 pi eksi 18 pi çıkıyor. Oradan da 14 pi olarak buluruz boyalı bölgeyi.